Değerli arkadaşlar, arı zehirlenmeleri hakkında bize birkaç fikri soruldu. Arı zehirlendiğinde sevgili dostlar nasıl anlarız? Aslında kovanımızın önünde öbek halinde dilleri dışarı çıkmış arılar görürseniz bu arılarımızın zehirlendiği anlamına gelir. Çok nadir birkaç tane koloni ya da kovan ya da sevgili dostlar değil de sırasıyla bütün kovanlarınızda görüyorsanız ciddi bir tarım zehirlenmesi olduğunun delildir. Maalesef ülkemizde halen bunlarla mücadele ediyoruz. Bizler aktivist de olduğumuz için bunların mücadelesini her platformda vermeye çalışıyoruz. Çiftçilerimize derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Değerli meslektaşlarımızın yani sizlerin ne denli güzel işler yaptığını, onlar olmazsa tarımın olmayacağını, çiftçiliğin olmayacağını anlatmaya çalışıyoruz. Ama maalesef bazıları işgüzarlık yapabiliyor. Sağlık olsun. İnşallah bir gün her şey düzelir. Arılarımız zehirlenebiliyor. Tarım zehirleri maalesef ilaçlar zehirleyebiliyor. Onlar yetmezmiş gibi hala da ilacı özendiren kovanda amitraz, flumetrin, flavin yap gitsin kardeşim problem yok. Arın bir şey olmaz diyen maalesef arıcı sözde olanlar var. Onlara da esefle kınıyorum. Bunlar bizlerin meslektaşlarımız değildir sevgili dostlar. Zehiri savunan kim varsa asla doğa sever, asla arı sever değildir. Zehir adı üstünde zehir. Bu insanda da, çocuklarımızda da, geçmişimizde de bir kalıntı bırakıyor. Onları tavsiye edenlerin tamamı ahirette de bunun hesabını vereceklerdir. Sevgili dostlar, arılarımız zehirlendi. Maalesef pek yapacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde kolonimize sıkıştıralım. Çünkü arı nüfusu ciddi manada düştüğü için İçeride kapalı yavrular, larvalar kalacak. Onları akşam soğukta biraz daha serin olur bilirsiniz. Saracak, kuluçka sıcaklığını sağlayacak işçi arılar olmadığı için yavru çürüklüğüne de sebebiyet verebiliyor. Hızlı bir şekilde hemen fazla petekleri alıyoruz. Bölme tahtası koyuyoruz, çuvalla sarıyoruz. İçerideki ısıyı yükseltiyoruz. Limon dilimliyoruz. Halka halka çıtaların üzerine koyuyoruz. Hızlı ilk yardım yöntemlerinden biri hissettiğiniz zaman. Çok çabuk ulaşabilirsiniz. Bacillus bakterileri var. Bacillus thuringiensis. Özel bakteridir bunlar. Toprak bakterileri. 200 ml suya alıyorsunuz. 10 ya da 20 cc bakteriden koyup peteklerin üzerine sıkıyorsunuz. Hızlı bir şekilde amino asit içeren değerli vitaminlerden koyu bir şurup yapıyorsunuz. Sulu değil. 1 litre suya 2 kilogram şeker. Ya da 1 kilo bala 200 mililitre su şeklinde. Ve vitamininizin ölçüsü oranında da katıyorsunuz. Hızlı bir yoğun bakıma geçiriyoruz. Ne yazık ki Ege'de, Aydın'da, Muğla'da bu tarz sorunlar çok yaşanıyor. Şu an Trakya'da pek yaşanmıyor. Çok seneler öncesi Kanola'da bu sorunu biz de çok yaşadık. Ama hamdolsun artık azaldı. Ama ülkemizin birçok yerinde hala maalesef tarım zehirleri mevcut. Sevgili dostlar, çok sorulmuştu. Abi arım zehirlendi galiba. 50 tane, 100 tane ya da arıcılığa yeni başlamış olan meslektaşlarımız var. Kovanların önünde bazen böyle 50 tane ya da betonsa ya da brando koyuyorsa çok fazla bir şekilde bazen nadir arı ölüsü görüyor. Bunlar normal sevgili dostlar. Bir kolonide 60 bin, 100 bin arı var. Ne kadar arı doğuyorsa bu kadar da bir arı ölüyor. Her gün doğarak ölen oluyor. Yani çok yoğunluk fazla değilse, aşırı böyle bir yoğunluk söz konusu değilse hiç endişe etmeyin. Bunlar düzene girecekler. Onlar yaşam döngüsü. Ama dili dışarıya çıkmış. Hatta bazen kovanın iç tarafından o kadar ciddi ölümler oluyor ki uçuş deliğini tıkıyor sevgili dostlar. Yani arılar çıkamıyor. İçeride yanarak ölüyorlar. Yer yer kolonimizi muhakkak kontrol etmeliyiz. Bu yüzden de sık sık tembihliyoruz. En az haftada bir kez ama haftada üç kez arılarımıza şöyle bir gelip bakalım. Kontrol yapalım. Durumlarına bakalım. Onlarla ilgilenelim. Onlar bizim emanetimizde çünkü. Biz emanetimizi almışız. Onları bu beladan uzak tutmalıyız. Sevgili çiftçi dostlarımızı bol bol uyaracağız. Bu işlerin doğru olmadığını, ruhsatlı ilaçların ama her ruhsatlı ilacın da arıya dokunmayanı yok. Aynı bizim Varroa'daki gibi. Varroa'da ama ben işte ruhsatlı ilaç kullanıyorum. Kardeşim, ruhsatlı da olsa zehir. 1980'lerde alınmış olabilir. Ama şu an insan sağlığına da, arı sağlığına da zararı olduğu meydanda. Tarım ilacı da işte o şekilde. Ama ruhsatlı abi arıyı öldürüyor mu ne yapayım? İşte bak o mantık. Yani demek ki ruhsatlı olması her zaman işi kurtarmıyor.
arıya zarar vermeyecek ilaçları sevgili arıcılarımıza tavsiye edelim. Biliyor muyuz tarla sahibini? Ya da attığını gördünüz. Hemen tarım ilçeye gidiyorsunuz. Tutanak tutturuyorsunuz. Israr edin sevgili dostlar. Gelin de bakın. Yani bunu kaymakamlığa gidin. Platformlarda paylaşın. Yani mücadele verin. Ve tutanak tutturmaya özen gösterin. O tarlada numune alınsın. Çünkü bazen çiftçi dostlarımız ne yazık ki kendi kafalarına göre de ilaç yapıyorlar. Yani diyorlar ki biraz içten şundan, biraz bundan, biraz bundan. Biz buğdaya bir attık ya da ayçiçeğine bir attık. Maşallah çok güzel. Arıcıya yazık oldu. Kardeşim siz böcek için böyle bir problem yapıyorsunuz ama arıcının ne günahı var? Biz sizin ekip arkadaşınızız. Biz sizin çalışma arkadaşınızız. Türkiye'de her şeyin sorunu olduğu gibi arı zehirlenmelerinde böyle ciddi sorunlar var. Biraz bundan paylaşmak istedim. Ne yapabiliriz anlatmak istedim. Biraz da aslında dertleşmek istedim. Değerli meslektaşlarım, sağlıcakla kalın. Faydalı yorumlarınızı da mesaj olarak bekliyoruz. Allah'a emanet olun.